Aman efendim, aman aman. Kimler gelmiş? Hoş gelmiş. Muhteşem ikili de aramızda. Şimdi Ada zaten geliyordu biliyorsunuz. Ben de sizi görmeye geldim Belma teyzeciğim. Bora buralarda mı? Bora buralarda. Meltemciğimle birlikte. O zaman ben onu gidip bir bulayım. Ay yo yo yo. Sen kimseyi bulma. Hazır ben seni bulmuşken gel biz biraz sohbet edelim. Tabii Belma teyzeciğim. O zaman sizin buluşmanızı ben bölmeyeyim. Gideyim benimkini... benimkileri bulayım ben. Teyzemleri. Canım teyzemler neredeler ya? İşten gelmişim yorgunum argınım. Onları bulayım ben. Canım ailem. Tuğçe'cim. Ben geldim. Buyur canım. Oh be Bora Bey, şükür buradasınız. Nerede olacaktım? Vallahi evin herhangi bir yerinde olabilirdiniz. Hatta benim sizi bulmak için bir navigasyona ihtiyacım olurdu. Aa, iyi fikir, navigasyon. Evet, evet. Neden olmasın ki? Ev çok büyük. Ev çok büyük. Zafer amcanın niye Elif'e çip takalım dediğini şimdi anlıyorum. Bir saattir sizi arıyorum ya her yerde. Ada. Hı. Birincisi ev normal boyutlarda ama senin yer yön duygun zayıf. Yok. Normal boyut. İkincisi de... Ve daha önemlisi, ne demek istiyorsun sen? Neden bahsediyorsun? Daha bahsetmedim ama bahsetmek isterim. 2 dakikanız var mı? Şurada oturup bir konuşalım. 2 dakikam var. Konuşalım. Tabii. Evet. Bahset, dinliyorum. Tuğçe, bakıyorum da Ada'yı bir çanta gibi yanında taşıyorsun. Yoksa o mu seni taşıyor? Anlayamadım. Şimdi Belma teyzeciğim, Ada benim kişisel asistanım ya. Hani... Aa, bak onu çok iyi anladım. İkinizi toplayınca bir tek adam edebiliyorsunuz. Onu da çok iyi anladım. Ama Tuğçe, senin beni anladığından feci halde şüpheliyim. Belma teyze her şey bir dakika, benim... Bir dakika dur bak. Tahmin edeyim. Şey mi diyeceksin? Kontrol altında mı diyeceksin ha? Doğru tahmin ettin mi? Ama yok canım, o iş öyle değil. Her şey artık benim kontrolümün altında. Nasıl? Nasıl? Şöyle. Artık sabrımın taştığını, kalmadığını sana söylemiştim değil mi? Düşünsene bir, ben Bora için ne istiyordum? Hı? Evlenmesini. Ben de aynısını bekliyorum. Aynısından bekliyorum ben de. Aa Tuğçe. O tren artık kaçtı. Ata gitti. Ya? Bir de senin istasyonuna bir daha uğramayacak. Bundan emin olabilirsin. Sana tavsiyem kendine yeni bir ulaşım aracı seç. Hı? Tuğçe. Aha. Aa, Meltem, tatlım gel. Gel otur. Maşallah, maşallah. Merhaba Meltem. Merhaba Tuğçe'cim. Mekanın küçük bir tabelası var. Adı yer altından notlar. Hmm. Böyle karanlık içi görünmeyen bir yer. Bence orada birileriyle buluşuyor. Hatta benim fikrim o telefonla görüştüğü kişiyle buluşuyor. Ne diyorsun? Tabii. Bora Bey bir tane alabilir miyim midem kazındığı? Tabii tabii al. Stres oldum da. Al rahatla, al rahatla. Afiyet olsun. Bora Bey sizce de çok garip değil mi? Çok, çok garip, çok acayip yani. İnanamıyorum, şoktayım şu anda ben. İnanılmaz ama siz de inandınız değil mi Meltem'in bir şeyler çevirdiğine? İnanılmaz olan Meltem değil Ada. İnanılmaz olan şey senin Meltem'i takip etmiş olman. Ama Bora Bey... Aması maması yok. Beni takip et. Meltem'i bırak, beni takip et. Hadi bakalım. Sus. Ama... Aması yok. Evet. Biz geldik. Ya sen neden zahmet ettin? Ben hallederdim. Ya Meltem'ciğim sen bana New York'takinin aynısı deyince bu cheesecake'ler, ben de dayanamayıp bir tane yedim. Bir de bize de bir tabak hazırlayayım dedim. Ay bak, zevkleriniz de çok birbirine uyuyor. Ne güzel anlaşıyorsunuz. Dur dur, ben alayım. Al bakalım. O çok değerli, saygı belirtici üçüncü tek eşyasa ne oldu? Ada, yap. Ay. Ay ben bir tane yiyeceğim vallahi. Yiyeyim mi? Hangisinden anneciğim? Şu kırmızı olandan. Yardımcı olur musun Tuğçe'ciğim? Tabii ben olayım yardımcı. Hı. Neydi burasının adı? Yer altından notlar. Acayip hip bir mekan. Böyle çok alakasız küçük bir yerde. Zaten sadece bilenler gidiyor. Hmm.
Yer altından notlar pastane miydi? Aa, sen ne sandın Tuğçe? Hayır sen ne sandın? Sen böyle gizli gizli buluşmaların olduğu bir yer falan mı sandın sen burayı ha? Helal, helal. Adacığım helal, helal, helal. Helal. Bora Bey. Da. Yer altından notlar diye mekan adı mı olur ya? Olmuş işte ya. Götür sen, götür. Devam et, devam et. Yiyeyim, yiyeyim. Ye, ye. Güzeldir, hoştur. Ye sen, ye. Kız bu ne? Bu ne lezzetli bir şey? Aman. Kız abla. Bunların hepsini var ya Meltem almış çok kaliteli yerden çok lezzetli. Ay kıza bak. Yeme onun getirdiği şeyleri. Pistir. Pis. Kız abla. Bak sana ne diyeceğim. Hani bu Belma Hanım bir zaman bize demişti ya babanın gönlünde biri var diye hatırladın mı? Hı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kız kesin o kız. Tabii. Baksana cemiyetten bacak boyu uzun. Maşallah kıza maşallah abla. Yok canım. Ne alakası var şimdi? Olmaz öyle şey. Hem Bora bakmıyor bile suratına. Bakmıyor. Ağzının içine düşüyor. Ya sen bana bak saçma sapan konuşma. Ağzını çat diye yırtarım seni. İzninizle ben bu telefonu açmam lazım. İzin senin tabii. Tabii tabii konuş sen. Konuş sen. Bana bak bana. Sen nereye? Bora Bey tatlı var, ziyafet var. Benim teyzemler aç açına oturuyor. Orada gideyim çağırayım. Onlar da yesin. Tabii. Tabii git sen orada. Tabii git. Git bir gör teyzenleri. Alayım geleyim onları. Al gel. Al gel. Aşk kendi seçer.